Soylu'ya olan, Sayın Bakan'a olan stat'taki galiba meydandaki tepkiden bahsetti. Yani bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanları sever. Başka bir şey dememe gerek yok herhalde. Özetlediniz. İki bakan la Ekrem İmamoğlu'nun şeyi, ben hiçbir zaman mevzu açmadım. Ama ne zaman benim işime karışan, benim alanıma müdahil olan ya da işimi engellemeye çalışan birileri olduğu an onlara cevabını vermekten de çekinmedim. Bahsettiğiniz kişiler bu dilleriyle benim muhatabım bile değiller ama kendime zarar veriyorsa, şehrimin uygulamalarına dönük bir takım yorumlar yapıyorlarsa ya da ağza alınmayacak seviyesi düşük bir kısım cümlelerle hakaret etmeye kalkıyorlarsa ben de rahmetli Özkan Sümer'in zekasıyla onlara cevap veririm. Ama rahmetli Özkan Sümer'in zekasından çıkarım yapmak da bir zeka ister. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi dediğim gibi benim gündemimde yok. Ama yaklaşık iki yıldır her akşam televizyonlarda ben hani soruyorum, bu sefer sormayacağım, KJ diyorsunuz değil mi Ceyhan? KJ dediğiniz o ekrandaki başlıklarda Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi? Ekrem İmamoğlu aşağı, Ekrem İmamoğlu yukarı. Yani Ekrem İmamoğlu balık yedi, Ekrem İmamoğlu oturdu, kalktı, su içti, niye elleri arkada yürüdü? Elleri arkada yürümekten türbeye hakaret çıkaracak kadar yaratıcı arkadaş bunlar ya. Yani ben, ulan Fatih'le doğmuş büyümüş, Trabzon fetih kentidir. Fatih Sultan Mehmet'e türbesine hakaret edeceğim. Ya da herhangi bir büyüğü, ya da herhangi bir Fatih olması olur, ne olur yani? Bir başka ülkenin önemli bir şahsiyetine hakaret edeceğim. Ya böyle bir şey yok ki. Yani bu kadar konusu, gündemi biz olan bir ortamda İstanbul medyası buna devam edecek ya da ulusal medya. Ama belli bir medya bu konuda çok şey, heyecanlı. Ya ben de işime bakıyorum. Muhatap olmam gereken bir mevzu varsa alıyorum ve cevabını veriyorum. Onun dışında da vermemeye, ilgilenmemeye, yok saymaya gayret ediyorum. Evet. Son bir soru. Tamam. Tamam. Bir de halk devi var. Tamam. Soru alıyorum. Evet. Başkanımız geldiniz. Sinan Özgür, Karadeniz Sonan, Karadeniz Sikirşehir yazarıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1994 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde 108 milyondu. Ve o zamanki hükümetleri eleştirirken dedi ki İstanbul'da vize uygulayalım dedi. Bana karşı çıktılar. Ama demeye gerekiyor ki İstanbul'da işiniz var, eliniz var, niye İstanbul'a geliyorsunuz? Ama hükümetler bunu yapamadı diye eleştirmişti zamanın hükümetlerine. Şimdi 2022'deyiz. Başkanlık sisteminin yetkisiyle Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin de başı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğunda siz oturuyorsunuz. Nüfus 8 milyonun iki katını da geçti şu anda. Cumhurbaşkanlığının sorumlulukları, hükümetin sorumlulukları ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vatandaşına sorumluluğu noktasında İstanbul'a vize uygulaması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar nüfusa hizmet eden bir başkan olarak o da vermek isterim. Teşekkür ederim. Halk devleti. Halk devleti Gürgün'üz. Benim de sorum Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili adayı için seçime doğru size siyaset yazarı getirebileceğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da tutuklanabileceğine dair size gerçekleşmesi muhtemelen bir rol gösteren senaryosunda bulundum. Seçime doğru böyle sahnede
Tamam mı? Bitti mi sorular? Ya şurada bir hanımefendi daha var. Onu da alalım. Sonlayalım. Başkanım, ben yine başkanım. Karadeniz turunuzu kendi cebinizden mi karşılıyorsunuz yoksa partinin karşılığını mı merak ediyorsunuz? Evet. Ya neyse tersten başlayayım Rabia Hanım. Benim yıllardır seyahat konusunda düşkünlüğüm vardır. Burada birçok insan beni tanır. Trabzonspor yöneticisiyken yılda 60-70 defa Trabzon'a gelmişliğim ve gezmişliğim vardır. Kampanyalar yönetmişliğim vardır. Sporda orada burada. Bu kıymetli sorunuzda şunu söyleyebilirim. Tüm şeffaflığıyla İstanbul Halkı Belediye Başkanı'nın yapacağı bu tür organizasyonlarda kendi şahsına ait şahsına dönük kısmını kendisi harcar. Ben öyle yapıyorum. Bir bölümünde de tabii ki kurumun harcadığı bir takım lojistik katkı sunan şeyleri vardır. Geçenlerde buna benzer bir konu İstanbul'un çöp firmasına ait bir tekneyi İstanbul'da ulaşım için kullandığım ve büyük bir israf yaptığım yazılmıştı. Ben de onlara gidin 13 tane uçağın masrafını sorun demiştim. Nerelere kullanılıyor diye. Rabia Hanım sorunuza teşekkür ediyorum. Bir dahaki böyle buna benzer bir basın toplantısında bugünün ve dünün bakanlarına, bugünkü iktidar mensubunun akrabalarını bulunduğu ortamda aynı soruyu onlara sormanızı sizden itinayla rica ediyorum. Halk TV'de Ahmet Şık beyefendinin ortaya koyduğu bu gündem var mıdır? Ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Benim dünya masumu hayatının sadece mesleğine adamış şehircilik planlama üzerine bir can ciğer arkadaşım, İBB'de görev yapan Tayfun arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülkede bir mahkeme. Hükümeti düşürmekmiş ya. Ya ben bu adamın 18 yıldır değil ama 13 yıldır şahidiyim ya. Yani bu ülkede hangi kararlar alınıyor ki? Allah hiç kimsenin evine adaletsiz, hukuksuz bir süreci yaşatacak kararla yüzleştirmesi. Sevgili eşine, o güzel çocuğuna birkaç kez ziyarete gittim bu süreçte. Yani adaletsizlikle bizi sınamasın. Ama her şey mümkün. Yani bir Ekrem'e böyle bir şey yapar. Bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Bu bakımdan yani Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün. Ama bu her şey mümkünün bitmesine de bir yıl kaldı.